Hoş geldiniz sevgili izleyiciler, sevgili hanımlar. Bugün sizlere Abdullah Usta'nın sizler için hazırlamış olduğu birbirinden güzel ve birbirinden böyle tatlı tatlı yemeklerle karşınızdayız. Ve hemen ustamıza dönelim bakalım bugün neler yapacağız. Ustam hoş geldin, nasılsın? Hoş bulduk, sağ olasın Nurten Hanım. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, şöyle aman bugün tatlımız var. Onu gördüm, daha iyi oldu. Daha iyi oldunuz. Evet, bugün senin için güzel bir tatlı yapacağız. Şöyle güzel bir baklavamız olacak. Onu hazırlayacağız ve ondan sonra sevgili izleyenlerimiz, bugün hem kristal rive zeytinyağımızda hem de sera ürünlerimizde size neler yapacağız? Çok güzel bir hünkâr beğendimiz var. Onu yapacağız. Sizden de seveceği farklı bir türde yapacağız. Tavuklu yapacağız. İnşallah sizler de evlerinize yapacağız. Güzel bir sunum olacak. Ve onun yanında bugün iki tane yemeğimiz de Nülüfer Hanım'a hitap ettiği için ikisini de onu hazırlayacağız. Bir de zeytinyağlı bamyamız var. Şöyle Sera'nın bamyalarını hazırlayacağız. Onu da hazırladıktan sonra inşallah üç tane yemeğimiz hazırlamış olacak ve tezgahımızın üzerine çıkarmış olacağız. Evet ustam, şimdiden ellerine sağlık diyorum. Çok teşekkür ederim. Özellikle ustam, ben sana hemen şunu da sormak istiyorum. Şöyle Sera'nın birbirinden lezzetli ve güzel ürünleriyle yemekler yapacaksın bize. Bir de Kristal Riviera zeytinyağımız var. Evet. Neden Kristal Riviera zeytinyağı ustam? Neden Kristal Riviera zeytinyağımız? Sevgili izleyicim, Kristal Riviera zeytinyağı sıcak, soğuk tüm yemeklerde gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Kristal Riviera zeytinyağı özellikle sıcak yemeklerde, mesela ızgara veya kızartma yaparken tavsiye ediyorum. Ayrıca börek, kurabiye gibi hamur işlerinde, sebze, çorba, pilav, makarna yaparken Kristal Riviera zeytinyağını kullanabilirsiniz. Kristal Riviera zeytinyağı katkısız ve hafiftir. Böylece hem kendiniz hem de sevdiklerinize lezzetli, son derece sağlıklı yemekler hazırlamış olacaksınız. Sağlıklı ve hafif lezzetler için Kristal Riviera zeytinyağını öneriyorum. Sizler de yemeklerinizde, tatlılarınıza, hamurlarınıza, şöyle zeytinyağlarınıza bol bol kullanın. İnşallah afiyet olmuş olsun. Evet, çok teşekkür ediyoruz ustam. Öncelikle böyle hangi yemeğimizi yapacağız ustam bugün? Öncelikle bir baklavamızı hazırlayın çünkü onun biraz fırında pişmesi gerekiyor. İyice bir kızarması gerekiyor. Baklavamızın listesi gelsin, onu hazırlayalım, fırına gönderelim. Ondan sonra seninle beraber çok güzel bir hünkâr beğendi hazırlayacağız. Evet, ve bugün hünkâr beğendiğimiz tavuklu olacak ustam. Tavuklu olacak. Daha önceki programlarımızda şöyle etli etli yapmıştık. Kırmızı etli, evet, yapmıştık. Bugün evet, ellerine sağlık. O zaman hemen böyle baklavamızın malzeme listesi ekranlara gelsin. Bakalım neler varmış sevgili hemen içinde neler kullanacağız bir göz atalım. Fındıklı baklavamız için sevgili izleyicim, sizler de evlerinize inşallah bizlerle beraber hazırlayacağınız çok güzel bir baklavamız olacak. Bunun için ne kullanacağız? Bir paket hemen hazır baklavalık yufka kullanacağız. Ondan sonra 300 gram kadar sera fındığı kullanacağız. Hem çok lezzetli hem de güzel bir tatlımız olacak. Ondan sonra 300 gram kadar hemen Kristal Riviera zeytinyağımız var. Onu kullanacağız. Bugün tatlımız biraz fazla farklı olacak. İçinde tereyağı olmayacak. Kristalla beraber, Kristal Riviera yağımızla beraber hazırlayacağız. Ondan sonra sevgili izleyicim, şerbetimiz içinde ne kullanacağız? 4 su bardağı kadar su kullanıyoruz. 4 su bardağı kadar toz şekerimiz var. Birebir ölçülerde kullanıyoruz. Ve bir dilim de taze limon veya da limon suyu da kullanabilirsiniz. Hemen bir paket şöyle baklavalık yufkamız var. 300 gram kadar sera fındığı kullanacağız. 300 gram kadar Kristal Riviera zeytinyağımız var. Şerbetimiz içinde 4 su bardağı kadar su, 4 su bardağı kadar da toz şekeri kullanacağız. İçine bir dilim taze limon veya da sera hemen limon suyumuz var. Onu da kullanabiliriz. Limon suyuyla beraber şerbetimiz hazırlanacak. Baklavamızı hazırladıktan sonra fırına göndereceğiz. Fırında üzeri nar gibi kızaracak. Ondan sonra soğutmuş olduğumuz şerbetimizi üzerine ilave edeceğiz ve tatlımızı hazırlamış olacağız inşallah. Evet ustam, çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ettim. Sen şöyle hazırlıklarına başlarken bizi de izleyenlerimize şöyle telefon numaramızı ve mail adresimizi hatırlatalım hemen. Telefon numaramız 0212 454 5570. Mail adresimiz info@tgrt.eu.com'dan bizlere ulaşabilirsiniz efendim. Evet şöyle ustam, öncelikle şöyle fındıklı baklava yapacak sevgili izleyenler. Evet. Ve benim en sevdiğim yemek ve bamyamız var. Bugün bamyamız zeytinyağlı mı olacak? Bugün ustam, özellikle senin için hazırladık. Çok şöyle, teşekkür değil ederim mi ustam. Gerçekten ellerine sağlık. Özellikle de sereyle yapılıyorsa bamya harika olacak. Çok lezzetli ve çok güzel evet, olacak. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ettim. Şimdi sevgili izleyenlerimiz, tatlımıza başladık yavaş yavaş hazırlamaya. Şimdi biz tatlımızı İlk önce başladığımızda ne yapacağız? Şerbetimizin hazırlanması gerekiyor. Birisinin sıcak, birisinin soğuk olacak ki tatlımız daha güzel bir şekilde hazırlansın. Çünkü ikisini de sıcak kullanırsak tatlımız hamurlaşacak ve istediğimiz gibi olmayacak. Onun için ne yapacağız? Daha güzel bir şerbet hazırlamak istiyorsak bizim gibi siz de kendinize güzel bir şerbet hazırlayacaksınız. 4 su bardağı kadar toz şekerimizi tenceremize herhangi su bir şey koymadan şekerimi ben gönderdim. Hafiften biraz karamize olacak, şöyle renk alacak. O renk aldıktan sonra Nülüfer Hanım 4 su bardağı kadar suyumuzu içine ilave edecek ve ondan sonra şerbetimiz kaynamaya başlayacak. Şerbetimizin şöyle hemen sevgili şöyle güzelce bir şekilde bir renk aldıktan sonra bir tane de içine limon suyu veya normal limon da içine ilave ettikten sonra biraz şöyle iyice bir kaynayacak. Ondan sonra şerbetimizi soğutmaya bırakacağız. Tatlımız çıktıktan sonra üzerine ilave etmiş olacağız inşallah. Evet ustam, ellerine sağlık. Çok şöyle öncelikle ettim. Şekerimizi karamelize edeceğiz. Evet. Güzel bir şerbet kıvamı olacak. Değil mi?
Şerbet denmemesi için limon suyu mutlaka kullanacağız Nilüfer Hanım. Şimdi bir paket şöyle hazır sevgili izleyenlerimiz, gördüğünüz gibi baklavalık yufka kullanacağız. Hemen ilk önce ne yapacağız? Şöyle lezzete lezzet katacak sevgili izleyenler. Bugün tereyağı kullanmadık. Genellikle biz baklavada ne yapıyoruz? Tereyağı bol bol kullanıyoruz. Ama bugün daha lezzetli ve daha güzel olacak. Tabii ki neyle? Kristal şöyle riveya zeytinyağımızla hazırlayacağız bunu. Öncelikle hemen hafif kristal riveya zeytinyağımı tepsimin altına ilave ettim. Kenarda beklesin. Şimdi Nilüfer Hanım yavaş yavaş şöyle fırçamızın yardımıyla sürmeye başladı. Değil mi? Güzel bir tatlı seninle beraber hazırlayacağız. İşte harika. Özellikle evet. Şöyle kristal riveya zeytinyağını görünce direkt şöyle ekmeği bandırıp heyecanlandım geliyor. Diyorsun, şöyle içine kekik ve pul biber katıp. Şimdi sevgili izleyenlerimiz tekrardan hemen hazır yufkamızı tepsimize göre ayarlayacağız. Şöyle koyalım. İlave ettik. Bir iki tane daha alacağız. Tekrar. Değil mi? Bunu da öbür köşede katlayalım ki dengelesin. Evet. Güzel bir şekilde hazırlayalım. Bunu serdikten sonra hafif tekrardan kristal riveya zeytinyağımı ilave ettim. Nilüfer Hanım fırçamızla. Tamam. Gönderdim usta. Şöyle hemen yenisini alalım. Biz devam edeceğiz. Sonuna evet. Kadar tereyağımıza şöyle veyahut da kristal riveya zeytinyağımıza yağlamamız gerekiyor evet, ki. Evet, daha önceki programlarımızda şöyle bol tereyağlı yapıyorduk. Değil mi? Bugün kristal riveya zeytinyağı ile harika olacak. Baklava biraz yağ çok fazla sevdiği için biraz fazla kullanacağız. Şimdi devam ediyoruz sevgili izleyenlerimiz. Kaç kat yapmamız gerekiyor usta? Yani bir paket hepsini kullanabiliriz. İstersek biraz daha fazla veya da az da kullanmak istiyorsak yapabiliriz ama şöyle bir paketini biz kullanacağız tepsimizi doldurana kadar. Hemen şöyle tekrardan hazır evet. Yufkamızı serdik. Üzerine kristal riveya zeytinyağımı hafif tekrardan gezdiriyor sevgili izleyenlerimiz. Nilüfer Hanım fırçanın yardımıyla her tarafa eşit bir şekilde hemen yayıyor. Şimdi kristal riveya zeytinyağı sevgili izleyenlerimiz. Belki şimdi siz şöyle bir şey de diyebiliyorsunuz oradan zeytinyağı hafif kendisine has bir kokusu vardır. İşte bu tatlımızda bunu hisseder miyiz? Kesinlikle o kokuyu hissetmeyeceksiniz ve daha lezzetli, daha güzel bir baklava yemiş olacaksınız. Kristal riveya zeytinyağımıza değil mi Nilüfer Hanım? Evet ustam ellerine sağlık. Çok teşekkür ettim. Bu arada bir telefon bağlantımız varmış hemen alalım. Alo. Tabii ki. Alo. Evet şu an hattan düştü sanırım İşte. İzleyicimiz. Daha sonra tekrar bağlanabilir. Evet. Tekrar şöyle kristal riviera zeytinyağımızla birlikte iyice gezdiriyoruz. Gezdirelim. Şöyle kendimize güzel bir tatlı hazırlayacağız. Sevgili izleyenlerimiz yarısını gelene kadar şöyle birazını daha alalım. Hemen. Yarı yarıya yapmamız gerekiyor değil yarı mi? Yarı tabii ki hazırlayacağız Nilüfer Hanım. Bunu da aynı işlemle tekrardan katlayalım. Katlarken ustam bir şey de sormak bir istiyorum. Diğer tarafı, baklavalık yufkadan börek olur mu? Olur. Genelde bayanlarda duydum ben çünkü hani hazır baklavalık yufkadan börekler de yapıyorlarmış. Su böreği tadında oluyor ve daha güzel oluyor. Daha güzel oluyor. Tabii yapabiliriz. O da çok güzel oluyor. Ben pek cesaret edemedim çünkü denemek için yok, ama. Yok o da çok güzel oluyor. Deneyin çok da güzel olacak. Öyle mi? Peki ustam aynı hani diğer böreklerde hazırladığın gibi şöyle sütlü yağlı soslar hazırlıyorsun. Tabii. Aynı şekilde aynı baklavalık hamurda da yapıyoruz. İç harcı olarak istersen kıyma da kullanabilirsin. İstersen patates de kullanabilirsin. Veya da ıspanak da. Üçü de çok yakışıyor. Şimdi ustam nereden nereye diyeceksin ama şimdi aklıma ne geldi benim şöyle. Ne geldi aklına? Börek deyince sen böyle eskiden bizde böyle fırında makarnalar yapardın. Şöyle kıymalı, peynirli. Evet. Harika olurdu. Ustam nerede kaldı İnşallah, onlar? İnşallah önümüzdeki hafta pazartesi evet. günü senin için şöyle çok güzel bir pizzamız var. Pizzayla başlayacağız. Ondan sonra vermiş olduğumuz sözümüz vardı. Onları yerine getireceğiz. Hemen şöyle bir tabi size zahmet. Ondan sonra sevgilim şöyle size çok güzel bir kadın budu köftemiz olacak. Ondan sonra onun yanında sizlere sürprizlerimiz olacak. İnşallah hepsini de hazırlayacağız. Ve bir de kısırımız vardı. Onu da yapacağız. Dediğin gibi inşallah sen dediğin gibi biz ne yapacağız? Onu da fırın makarnayı da yapacağız inşallah. Özellikle çok. De yarın sevgili izleyenler büyük gün diyoruz. Çünkü yarın ustam ne yapacak? Şöyle çiğ köfte yapacak bize. Evet. Peki ustam çiğ köftenin yanında ne olacak yarın? Hemen şöyle bir kısaca bir sevgili izleyicilerimize bir anlatalım. İlk önce bir tatlımızı. Şimdi sevgili izleyicilerimiz orta kısma geldik. Orta kısma geldikten sonra sera fındığımız görüyorsunuz bolca. Hem çok güzel nasıl bir koku değil mi şöyle? Tap taze harika, sanki yeni evet. öğütülmüş gelmiş evet, fındığımız. Onu da... Hemen hafiften güzelce bir şekilde şöyle bir tamamen kapladık şöyle. Evet. Şimdi hazır. Güzelce bir şekilde hazırladıktan sonra sevgili izleyenlerimiz tekrardan üzerini örtelim. Yufkamızı alalım. Tekrar aynı işlemi yapıyoruz. Aynı işlemi. Sonuna kadar
Aynı işlemimizi yapmaya devam edeceğiz. Bir yandan şerbetimiz. Ben de bu arada evet, şöyle şekerimizi bir göz atmak istiyorum. Onu biraz şöyle karamelize olması gerekiyor, renk alması gerekiyor. Çok az bir şey kalmış. Evet. Değil mi? Şöyle. Şimdi tekrardan üst kata hemen kristal Rivea zeytinyağı yağmağı hafiften sürdüm. Onu da her tarafa eşit bir şekilde şöyle sürelim. Tekrar gezdiriyoruz. Değil mi? Evet. Tekrardan hemen baklavalık yufkamız gelsin. Onu da tepsimizi örtecek şekilde. Evet, bu arada bir telefon bağlantımız varmış. Hemen alalım. Tamam. Alo. Alo. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz Fatma Hanım. Hoş bulduk. İyi günler. Kolay gelsin. Çok teşekkür ederiz. Fatma Hanım, bir şey rica edebilir miyim sizden? Biraz televizyonunuzun sesini kısabilir misiniz? Tamam, kıstım. Çünkü sesimiz yankı yapıyor. Tam sizi anlayamıyorum. Nasılsınız? İyi misiniz Fatma Hanım? Az alıyorum sesinizi şu anda. Şu an beni duyuyor musunuz? Biraz az alıyorum yalnız sesinizi. Az alıyorsunuz. Peki tekrar içerideki rejideki arkadaşlara hemen söyleyelim. Yardımcı olsunlar bize. Fatma Hanımcığım nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de iyi. Sizlerin sesini duyuyoruz. Daha iyi oluyoruz. Biz de sizlerin sesini daha iyi oluyoruz. Çok güzel bir kanalda program yapıyorsunuz. TGRT'yi çok seviyorum. Çok, çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Sağ olun. Bizden bir isteğiniz var mı Fatma Hanımcığım? Ben fırında patatesli köfte tarifini anlatabilir mi acaba onu isteyecek? Tabii Abdullah Usta'mızı hemen soralım. Şöyle İzmir köfte istiyorsunuz aslında değil mi? İzmir köfte mi deniyor bilmiyorum. İzmir köfte şöyle fırında tabii böyle patatesli şöyle köftelerle birlikte İzmir köfte yapıyor ustam. Çok da harika oluyor Fatma Hanımcığım. Hemen tarifini de versin size isterseniz. Mutlaka. Mutlaka Abdullah Usta yapıyorsa mutlaka harika evet. Oluyordu tabii ki. Gerçekten. Çok teşekkür ederiz Fatma Hanım. Sayesinde kilo alacağım Fatma Hanımcığım. Ondan korkuyorum. Evet ustam hemen şöyle bir kısaca Fatma Hanım'a tarif verebilir miyiz? Tabii hemen Fatma Hanım. Şöyle ben bir iki dakika bir tatlımızı fırına göndermem gerekiyor. İstersen bunu gönderdikten sonra anlasam olur mu sizler ricam? Tabii ki ben telefonu kapattıktan sonra tamam Fatma Hanım bizi izliyor zaten. Siz bizi izlemeye devam edin. Ben hemen şimdi ustam sizlere... en kısa zamanda anlatacak size. Değil mi? Anlatalım. Çok teşekkür ederiz Fatma Hanım bizi aradığınız şey için. Bir şey soracaktım. Tabii buyurun. Rica ederim. Sera'nın ürünlerini nerede bulabiliriz acaba Türkiye'de? Şöyle en büyük marketlerde bulabilirsiniz Fatma Hanımcığım. Şöyle büyük market zincirlerinde bulabilirsiniz. Ha, oldu. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz aradığınız için. Sevgiler, çok selamlar. Çok sağ olun. Kolay gelsin. Bizden de selamlar olsun. Sağ olası Fatma Hanım. Evet şöyle Fatma Hanım İzmir köftenin tarifini istedi ustam. Birazdan evet, ustam anlatalım. Ya, şöyle izleyiciler biz aradıkça... Benim de şöyle ufkum genişliyor. Evet canım ustam yapıyordu şöyle eskiden. Evet ustam sen neden yapmıyorsun İzmir köfte bize? Tamam yapalım. Yapalım şimdi anlatalım ama inşallah önümüzdeki hafta senin için yapayım ben. Şimdi İzmir köfte biz biliyorsun hem çok farklı sunumlarla yapmıştık. En son yaptığımızda püreliydi biliyorsun daha güzel olmuştu. Şimdi ben birazdan Fatma Hanım için neler yapması gerektiğini inşallah burada anlatacağız. İnşallah önümüzdeki hafta senin için de hazırlayalım. Olur mu? Evet ustam. Önümüzdeki hafta artık ben bol bol bir kilo alayım şöyle. Tamam. Şimdi öncelikle sevgili izleyenlerimiz hemen güzelce bir şekilde tepsimize baklavalarımızı şöyle baklavalık yufkalarımızı dizmeye başladık. Güzelce bir şekilde dizdikten sonra en son katını tekrardan üzerine ilave ettik. Bunu güzelce bir şekilde keseceğiz. İstediğimiz ölçülerde, dilimlerde de sizler de kesebilirsiniz. Hemen şöyle bir keselim. Son katına geldik. Onu da şöyle çok fazla dağıtmadan ister istemez hemen bir katı üzerinde kalkabilir. Onun için ne yapacağız? Hafif şöyle bastırıp kesebilirsiniz. Küçük küçük kare dilimler değil şeklinde mi? Kesiyoruz ustam. Hemen. Şöyle şerbetimiz de çok güzel bir renk almış sevgili izleyenler. Şimdi şerbetimizin güzel bir şekilde hem görüntüsü açısından hem de daha iyi bir şekilde hazırlanması için biz hafiften şekerimizi karamelize ediyoruz ve o daha güzel bir görüntü oluşturuyor ve tatlımızı daha güzelleştiriyor. Sevgili izleyenlerimiz de çok fazla kendilerini yormadan şöyle güzel bir şerbet hazırlayabilirler. Hemen ne yapacaklar? Tencerenin içine herhangi bir şey ilave etmeden ondan sonra güzelce bir şekilde ne yapacağız? Şekerimizi karamelize edeceğiz. Ondan sonra suyumuzu içine ilave edip hemen hazırlayabilirler. Şimdi sevgili izleyenlerimiz yavaş yavaş baklavamızı güzelce bir şekilde ufak dilimler halinde kestik kare şeklinde. Tekrardan kristal Rivea zeytinyağımı kullanıyorum. Minik hafif gezdirelim üzerine. Şöyle. Evet şöyle harika. Azar azar.
Ben de şöyle. Of 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 sevgili izleyenler. Şimdi yarın ne yapacağız dedin Nülfer Hanım. Yarın ne yapacağız biliyor musun? Yarın bizim çiğ köftemiz var. İnşallah şöyle Sera'yla beraber çok güzel bir çiğ köfte yapacağız. Etsiz çiğ köftemiz var. Onun yanında tekrardan Sera Tahin'le beraber yapacağımız çok güzel bir tavuk ızgaralarımız var. Pirzola var. Onu yapacağız. Onun yanında çok güzel bir Sera pilavımızla, pirincimizle güzel bir pilavımız olacak. Bu şekilde 3 tane yemeğimiz olacak sevgili izleyenlerimiz. Ama yarın sizlere çok güzel bir çiğ köfte hazırlayacağız sizlerle beraber. İnşallah sizler de hazırlayıp afiyetle yemiş olacaksınız. Evet ustam, ellerine sağlık. Çok teşekkür ederim. Baklavamız da hazır. Fırına gönderiyoruz. Şimdi sevgili izleyenlerimiz, baklavamızı hazırladık. Şerbetimiz bir yandan hazırlandı. Bunu biz yavaş yavaş fırına gönderelim. Hemen şöyle... Fırınımıza... Ne kadar fırında kalması gerekiyor usta? Şimdi ne kadar kalması gerekiyor? 45-50 dakika fırında, 160-170 derece aralıklarında bir pişmesi gerekiyor. Onu iyice bir pişmesi için çok fazla bir yüksek ateşte de değil sevgili izleyenler, 170-180 derece altında. Ama 45-50 dakika fırında iyice bir pişecek, nar gibi kızaracak. Ondan sonra üzerine soğutmuş olduğumuz şerbetimizi ilave edeceğiz. Fırınımızı kapatalım. Ara sıra kontrol edeceğiz ve o güzelce bir şekilde pişecek inşallah. Ondan sonra sunumumuzu yapmış olacağız. Evet ustam, çok teşekkür ederiz. Bu arada bir telefon bağlantımız varmış, hemen alalım. Alo. Selamun aleyküm canlarım, nasılsınız? Aleyküm selam, hoş geldiniz Hülya Hanımcığım. Siz nasılsınız? Hoş bulduk. Ben de çok iyiyim. Benim güzel şekerlerim. Zaten siz kendiniz şekersiniz. Çok teşekkür ederiz. Tatlı yapmaya gerek yok. Sizi tatlı tatlı buradan baktığım zaman içime mutluluk doluyor. Allah razı olsun. Sen olsun, Abdullah ustam öyle. Allah razı olsun güzel ablam. Sizlerden önce kameramanlarımıza, görüntü yönetmenlerimize, yapımcımıza, görünmeyen kahramanlarıma Ödemiş'e sevgilerimi sunuyorum. Çok teşekkür ederiz. Biz de Ödemiş'e sevgilerimizi gönderiyoruz. Sizler benim yaşama sevincim, hayat arkadaşım oldunuz. Evimin dostları, evimin gülleri oldunuz. Allah razı olsun. Kameramanlarımızı, yönetmenlerimizi hepsini çok seviyorum. Sizleri de çok seviyorum. O biz kadar de sizi güzelsiniz çok seviyoruz Hülya Hanımcığım. O kadar, ben de sizi çok seviyorum bir tanem. Abdullah ustam sen nasılsın? İyiyim sağ olasın Hülya ablam, baş tacısın. Allah razı olsun, böyle senin sesini duyunca sen biz daha iyi oluyoruz. İnşallah. Çok teşekkür ederiz güzel ablam. Çok güzel şeyler yapıyorsunuz. Ben yani bir şeyleri istemek, bir şeylere bakmak için değil, sadece sizinle konuşmak için arıyorum. Bu da bizleri çok mutlu ediyor. Sizi gördüğüm zaman bile mutluluk oluyorum. Eksik olmayın Hülya Hanım. Sizi ayrı öyle gördüğüm zaman mutlu oluyorum. Bir insana pembe bu kadar mı yakışır ya? Bu kadar mı güzel? Allah'ın yarattığı çok güzelliksiniz ikiniz de. Allah çok razı olsun. Çok sağ olun. Allah razı olsun. O Allah sizin güzelliğiniz. Bu Allah'a bazı kişiler dikkatimi çekiyor. Telefondan sizi arıyorlar. Onlara da söylüyorum. Herkes duysun. Ben hiç lafımı esirgemiyorum. Sizden hediye istemek ne demek ya? Sera'nın ürünlerini bana hediye eder misiniz? Tamam. Avrupa içindekiler, Avrupa'dakileri demiyorum. Bizim bu yurt içimizdekiler. Ben böyle şeylere çok fena kızıyorum. Öyle şey olmaz. Sizleri güzelce usturlu bundan arasınlar, hatırınızı sorsunlar, sizin ne, nasıl olduğunuzu bir görsünler, hissetsinler. Yani kaba saba konuşuyorlar. Sizi ben çok seviyorum. Biz de sizi çok kameramanlarımız olsun, görüntü yönetmenlerimiz olsun, yapımcılarımız olsun. Sizi ben çok seviyorum. Hatta Allah şöyle program başlamadan önce Hülya Hanımcığım, sevgili kameramanlarım sizi sordular. Ondan sonra dediler Hülya Hanım bağlanmadı dedim. Bağlandı, aslında siz yoktunuz. Çünkü onlar dönüşümlü çalıştıkları için. Herkes sizi özlüyor. Benim eşim geldi size selam söylüyor. Bak benim eşim geldi size el sallıyor. Biz de ona buradan el sallıyoruz. Bizden de sevgiler selamlar. Bütün buradaki kameraman arkadaşlarımız da el sallıyorlar. Bir de benim sizden bir isteğim var. Ali Avni ne zaman gelecek ya? Ben onu görmek istiyorum. Ali Avni Bey ne olur rica ediyorum. Ne olur çağırın gelsin ya. Lütfen. Hülya ablam şimdi geçen hafta Ali abinin klibi vardı. İnşallah şu bazı şeyler var. Onlar bitirip bitmez. Şimdi sevgili yönetmenimiz de duymuştur. İnşallah onu ilerleyen günlerde ben özellikle gideceğim yanına. Neydi onun şarkısı? Davet edeceğiz. İnşallah aramızda olacak. Onun bir şarkısı vardı. Neydi o? İstanbul sokakları değildi. Neydi o şarkısı? Evet. Hani kar olsun İstanbul neydi o? Evet evet İstanbul, onu benden siz aldınız, İstanbul sokakları. Çok güzel söylüyor. Ben onu dinlediğim zaman ağlıyorum. Tam eski bir İstanbul beyefendisi ya. Evet. Evet. Dilker kızım da İstanbul Jet Sosyetesi'nin güzeli o. Ay, çok benim gönlümde sen öylesin bir tanem. Abdullah ustam da öyle. Allah kameramanlarımıza, görüntü yönetmenlerimize, görünmeyen kahramanlarımıza, Nilüfer kızıma, Abdullah ustama, Ödemiş'e sevgiler, şelale diyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Allah sizi başımızdan eksik etmesin Hülya Hanımcığım. Görüşürüz bir tane. Görüşmek üzere. Sizi buradan kocaman kocaman öpüyorum. En kısa zamanda görüşmek üzere. Aratmayın kendiniz lütfen.
Sizden de selamlar evet, uçursun değil mi? Evet, şu anda eşi de gelmişti zaten Hülya Hanım'ın. Tekrar ona da sevgiler, selamlar gönderiyoruz. Evet, sağ olsun, bizleri hiç yalnız bırakmıyor. Aslında bu çok güzel bir duygu. Evet, böyle işte. İzleyicilerimizin hem bizleri bir şeyle sahiplenmesi. Artık Hülya Hanım bizim ailemizden oldu aslında. Hem kendi evlatlarından da ailesinde bir fert olarak görmesi bu ayrı bir şekilde bizleri mutlu ediyor. Herkese de buradan canı gönülden sevgi selamlarımızı hem Türkiye'de hem de gurbetteki bütün gurbetçilerimize de selamlar olmuş olsun. Evet ustam çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Bu arada baklavamız fırında şimdi ve şerbetimiz hazırlanıyor. Şimdi seninle beraber ne yapacağız? Güzel bir hünkâr beğendi yapacağız. Evet, olur şöyle mu? Hemen malzeme listemiz gelsin tamam, o zaman. Tamam o gelsin. Şöyle hünkâr beğendimizin malzeme listesi de gelsin sevgili izleyenler. Şöyle ekranlara bakalım neler varmış. Hemen hangi farklı malzeme? Farklı sunumuyla bugün tavukla yapıyoruz. Evet. Şimdi sevgili izleyenler hemen tavuklu hünkâr beğendimiz için neler kullanacağız? Sizler de evlerinize yapacağı çok güzel. Güzel ve farklı bir lezzet dedik. Bunun için 400 gram kadar kuşbaşı et kullanacağız şöyle tavuk etimizden. Ondan sonra hemen 1 adet kuru soğanımız var. 3 diş sarımsak kullanacağız. Sera sarımsağımız da onu kullanacağız. 2 adet hemen domatesimiz var. 5 adet karışık biber kullanacağız. 2 yemek kaşığı kadar tekrardan sera salçamız var. Çok güzel bir renk, lezzet katacak sera salça kullanacağız. Ondan sonra 1 kilo kadar sera közlenmiş şöyle patlıcan ezmemiz var. Onu kullanacağız. 2 yemek kaşığı kadar un kullanacağız. 1 su bardağı kadar süt kullanıyoruz. Ondan sonra 1 tatlı kaşığı kadar sera karabiberimiz, pulverimiz, ondan sonra 1 tatlı kaşığı kadar tuzumuz, 4 yemek kaşığı kadar kristal riveya zeytinyağımız var. Onu kullanacağız. Hemen tekrardan bir daha malzememizi anlatalım. 400 gram kadar kuşbaşı et, 1 adet kuru soğan, 3 diş sera sarımsak ve 2 adet domatesimiz ve 5 adet biber kullanıyoruz. Ondan sonra 2 yemek kaşığı kadar sera salça kullanacağız. Hemen 1 kilo kadar sera közlenmiş patlıcan ezmemiz var. Onu kullanıyoruz. Ondan sonra 2 yemek kaşığı kadar unumuz, 1 su bardağı kadar süt kullanıyoruz. 1 tatlı kaşığı kadar sera, karabiber, pulver ve tuzumuza tuz kullanacağız. 4 yemek kaşığı kadar kristal riveya zeytinyağımız var. Onu kullanacağız. Öncelikle hemen seviyeceğim. Şöyle hemen ezmemiz için güzelce bir şekilde unumuzu kavuracağız. Unu kavurduktan sonra hemen içine güzelce bir şekilde közlemiş olduğumuz patlıcanlarımızı içine ilave edeceğiz. Ondan sonra onu güzelce bir şekilde beğendiğimizi hazırlayacağız. Onu hazırladıktan sonra kenara alacağız ve ayrı bir tenceremizin içine etlerimizi kavuracağız. Onun için de ne yapacağız? Hemen yağımızı ilave edeceğiz. Ondan sonra içine soğanlarımızı, sarımsağımızı dahil edeceğiz. Güzelce bir şekilde kavurduktan sonra tavuklarımızı da biraz iri parçalar halinde içine güzelce bir şekilde doğrayıp içine ilave edeceğiz. Onları da kavurmaya başlayacağız. Kavururken içine biraz karışık biberimizi ilave edeceğiz. Ondan sonra baharatlarımız, sera salçamız ve tekrardan son olarak da içine biraz domatesimizi ilave ettikten sonra yemeğimiz iyice kaynayacak. Ondan sonra beğendiğimizi alacağız. Servis edeceğimiz tabağımızın içine ilave edeceğiz. Üzerine etlerimizi ilave ettikten sonra sunumumuzu gerçekleştirmiş olacağız inşallah. Evet ustam ellerine çok sağlık. Teşekkür ederim. Şöyle beğendiğimiz, beğenmez miyiz tabii ki de beğeniriz. Değil mi? Şimdi şöyle ilk önce sunumu da deneyelim bakalım. Evet. Bugün seninle beraber çok güzel bir sunum hazırlayacağız. Şimdi sevgili izleyenlerimiz 2 tane tenceremiz hemen kristal riveya zeytinyağımı ilave ediyorum. Hafif yağımızı gezdirdik. Diğerine de unumuzu hemen beğendiğimizi hazırlayacağız. Beşamel sos mu hazırlayacağız usta? Beşamel sos hazırlayacağız. Evet. Ondan sonra içine közlenmiş patlıcanlarımızı ilave edeceğiz. Hemen biraz şöyle yağımızı ilave ettik. Şöyle Sera'nın ürünleri geldi bizi kurtardı diyelim değil o zaman. Şöyle hazır közlenmiş patlıcanı da var ve harika sevgili izleyenler. Evet. Çünkü daha önceki hünkâr beğendilerimizde şöyle patlıcanları kendimiz közlüyorduk. Şöyle hazır hazır. Ustam sanki benden bir şey isteyecek. Yok şöyle sevgili izleyenim şerbetimiz hazır. Sevgili kardeşim şöyle bir hemen yakından bir göstersin. Hı hı. Şerbetimin ne kadar güzel bir renk olduğunu şuradan da hemen görebiliriz sevgili izleyenlerimiz. Evet çok güzel bir renk almış. Şöyle dökmeden hafif bir gösterelim. İzleyenlerimize şöyle, evet şöyle yukarıdan daha olmuş. Güzel oldu. Hem çok güzel bir görüntü. Şöyle şimdi, bardağı koyup içebiliriz değil mi? Değil mi? O zaman şöyle hemen ikram edeyim. Siz yavaş yavaş içmeye başlayın Nilüfer Hanım. Çok mu istiyorsun az mı şerbetinizden? Yok ustam istemiyorum. Yalnız hemen de hazırsın şöyle. Sırf yiyeyim de sussun diye. Ama susturamazsın biliyorsun. Dedim ki biraz kurtulayım dedi. En azından orada bir şeyler içerken şöyle biraz sussun dedi ama başaramadım. Şimdi seni yanıma doğru alayım yavaş yavaş. Şimdi bir yandan sevgili izleyenlerimiz şöyle hemen beğendiğimizi hazırlayacağız. Bunun için şöyle kristal riveya zeytinyağımı ilave ettim. Diğer tenceremizin içine de aynı şekilde hemen yağımızı gönderdik ve tencerelerimiz ısınmaya başladı. İçine soğan, 2 tane soğan çok güzel bir lezzet katacak. Soğanı isterseniz iri kuşbaşı şeklinde de doğrayabilirsiniz. İsterseniz ufak ufak da doğrayabilirsiniz. Hemen hazırlayalım. Biraz iri olması daha iyi olacak değil sanki mi? Değil mi ustam? Biraz içine belirgin evet. Olsun. Hem çok da güzel bir görüntü oluşturacak. Şimdi soğanımız hazır. Diğer evet. Soğanımız bolca soğan kullanabiliriz. Böyle bir telefon bağlantımız varmış hemen alalım. Evet. Alo. Alo. Herhalde hattan sanırım düştü. Hattan düştü. Tekrar bağlansın izleyicimiz. Hemen. Şimdi soğanlarımız hazır.
2 adet soğanımızı güzelce bir şekilde doğradık. Onu biz tenceremize böyle gönderelim. Tencere yolculuğu başlamış olsun inşallah. Bu yavaş yavaş sevgili izleyenlerimiz. Hemen bir yandan ne yaptık? Soğanlarımızı gönderdik. Onlar iyice bir kavrulmaya başladı. Soğanlarımız sotelenirken biraz daha şöyle altını hızlandıracağız. İçine sarımsağımız 2-3 diş sarımsağımızdan hemen veya 4 diş sarımsakta ufaksa biraz fazla kullanabiliriz. Sarımsakla çok yakışıyor değil özellikle bizimkiler beğen diye. Evet. Ve telefon bağlantımız varmış hemen alalım. Alo. Tabii ki. Alo. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk, size de hayırlı işler. Çok teşekkür ederiz. Örgün sizi izliyorum. Ben Fransa'dan arıyorum. Hoş geldiniz Nevahat Hanımcığım. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyiz. Çok iyiyiz. Sizi görüyoruz daha iyi oluyor. Çok sağ olun. Allah razı olsun. O zaman şöyle bizi Fransa'dan aradınız. Size hemen bir soru sormak istiyorum ben. Şöyle Sera'nın ürünlerini evet. Kullanıyor musunuz? Evet kullanıyoruz. En burada çok hangi ürünlerini kullanıyorsunuz? Şuka. Evet, turşuları kullanıyorum. Evet. Evet. Salçaları kullanıyorsunuzdur muhakkak, bakliyatlarını. Evet, salçalar çok güzel. Evet, güzel harika. Güzel salçalı çok güzel. Evet, onlardan kullanıyorum. Evet, Nevahat Hanımcığım, şöyle programımıza bağlandınız, çok teşekkür ederiz. Şöyle Sera'nın hediye paketinde kazanma şansını yakalamış oldunuz. Afiyetle yersiniz inşallah. Sağ olun. Bizden sağ bir olun. İsteğiniz, arzunuz var mı? Ben isteyen sizden varsaydı kitap. Bir kitap, Abdullah Şef'in kitabı şey için. İstiyorsunuz, evet. Reçete bir şey. Evet, şöyle Abdullah Usta'nın kitapları şey. Hazırlanıyor. Şu anda yapım aşamasında inşallah en kısa zamanda çıkacak. Biz de i̇nşallah, sizlere göndereceğiz. İnşallah. Oldu. Çok teşekkür ederiz Nevahat Hanımcığım. Abdullah Usta'ma çok selamlar. Çok güzel, harika gözüküyor baklava. Canım evet. Çekti. Çok güzel. Buyurun gelin hep beraber inşallah. Işte. Evet keşke yakında olsaydınız size şöyle ikram etseydik. Çok sağ olun Nevahat Hanımcığım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Fransa'ya da sevgiler selamlar. Sağ olun. Çok sağ olun. Bizden de sevgi selamlar olmuş olsun. Şöyle ben izleyicilerimizin yerine bol bol yiyorum. Siz değil mi? Şimdi etimiz hazır sevgili izleyenlerimiz. Hemen. Şöyle soğanlarımızı ve sarımsaklarımızı kavuruyoruz. Ustam biz tavukta hangi göğüs eti mi kullandık, pirzola mı kullandık? Tavuk pirzola daha ön planda olduğu için biz tavuk pirzola kullandık. Daha güzel bir lezzet ve tat kasması için. Tabii isterse tavuk göğüs de kullanabiliriz. Hangisini tercih etmek istiyorsak onu da tercih edebiliriz. Önce soğanlarımız pembeleşmeye başladığı anda sevgili izleyenlerimiz içine hemen tavuk etimizi de ilave edelim. Beraber güzelce bir şekilde onlar kavrulmaya başlasın. Şimdi yavaş yavaş sevgili izleyenlerimiz Nilüfer Hanım... Bir yandan etlerimizi hazırlıyor. Diğer penceremizde de hafif kristalli veya zeytinyağımızı ilave etmiştik. Onu unumuzu ilave edelim. Hemen. Evet şöyle yemeklerimiz hazırlanmaya devam etsin. Evet. Şimdi sevgili izleyenlerimiz bir yandan unumuz kavrulmaya başladı. Hemen şöyle. İşte yorgun argın geldiniz, evinizde pratik kolay bir yemek yapmak istediniz ve canınız istedi. Ne yapacağız? Sera'dan hemen güzelce bir şekilde markete gideceğiz. Sera şöyle közlenmiş patlıcanı alacağız sevgili izleyenlerimiz. Bununla beraber ne yapacağız? Kendimize hünkâr beğendiler, ondan sonra patlıcan salatası, farklı farklı yemekler de yapmak istiyorsak onunla beraber güzel sunumlar yapabiliriz. Hemen patlıcanımız hazır. Ondan sonra sevgili izleyenlerimiz unumuz güzelce bir şekilde kavruldu. İçine hafif sera karabiberimizi ilave ettim. Biraz da tuzumuz. Gönderdik. Ondan sonra tekrardan hemen patlıcanları, közlenmiş patlıcanları ilave edelim. Yorulmadan şöyle kendimize ne yapmış olacağız? Güzel bir sunum yapmış olacağız inşallah. Değil mi? Yalnız patlıcanlarımız da mis gibi koktu usta. Değil mi? Şöyle. Hafif şöyle bir açalım. Minik. Biraz hafif akışkan olması için sevgili izleyenlerimiz kullanacağımız kadar içine patlıcanımız közlenmiş patlıcanlarımızı gönderelim. Evet. Hemen bunu da iyice bir hop bir yandan da etlerimiz
hazırlanıyor. Şöyle. Güzel bir lezzet sevgili izleyenlerimiz. Evet, bu arada yemeklerimizi hazırlanırken ustam şöyle izleyenlerimize bir hatırlatma yapalım hemen. Tamam. Şöyle sevgili izleyenlerimiz, biliyorsunuz ki Sera'nın ürünleri var ve hediye paketi var. Şöyle hemen ekranlara da gelecek. Hediye paketimizde neler varmış? Önce size onları söylemek istiyorum. Bizi Avrupa'dan arayan 3 izleyicimize hediye paketini kazanma şansını yakalatıyoruz. Hemen şöyle hediye paketimizde neler varmış? Kristal Riviera zeytinyağımız var, salçamız var, bakliyatlarımız var, kahvaltılık acukamız var ve turşularımız var. Közlenmiş patlıcanımız var. Tek yapmanız gereken www.facebook.com/serafood adresine herhangi bir Sera ürünü alıp resminizi orada paylaşmak olacaktır. Şöyle kapınıza kadar ücretsiz gönderimler yapıyoruz sevgili hanımlar, sevgili izleyiciler. Şöyle elinizi çabuk tutun diyoruz. Avrupa'dan bizi arayan 3 izleyicimize bu hediye paketini kazanma şansını sunuyoruz. Evet. Şimdi sevgili izleyenlerimiz, bir yandan şöyle beğendiğimizi hazırladık. Güzelce bir şekilde bunu hazırladıktan sonra etimizi hemen iyice bir kavurmaya başladık. Etimiz kavrulurken içine ne kullandık? Hemen dediğimiz gibi şöyle baharatlarımız, soğanlarımız güzelce bir şekilde içine ilave edeceğiz. Hemen hafiften etlerimizin içine Sera şöyle pulverimiz biraz ilave edelim. Güzel bir lezzet katsın. Ondan sonra Sera kırmızı toz biberimiz. Güzel bir renk ve lezzet katacak. Hafif biraz Sera karabiberimi içine ilave ettim. Onları içine ilave ettikten sonra sevgili izleyenlerim, yemeğimin daha güzel ve lezzetli, biraz daha renk olarak güzel bir renkte olması için ne yapacağım? Şöyle gördüğünüz gibi birbirinden güzel Sera domates salçamız hem renk olarak hem lezzet olarak çok güzel bir görüntü oluşturacak. Biraz şöyle bir yemek kaşığı kadar domates salçamı ilave ettim etimizin içine. Ondan sonra sevgili izleyenlerimiz, hemen biber salçası kullanacağız. Tatlı biber salçamız. Tabii siz derseniz Sera'nın acı biber salçası da var. Onu da tercih edebilirsiniz. Yemeğimize daha güzel bir renk oluşturması için hafiften biraz şöyle biber salçamı da içine ilave ettim. İki salçamızı da hemen içine ilave ettikten sonra Nülüfer Hanım biraz şöyle kavuracak etimizi. O yavaş yavaş kavururken biz de sizlerle beraber fırına bir göz atalım mı? Hemen fırınımızı şöyle bir açalım sevgili izleyenlerimiz. Şu anda güzelce bir şekilde baklavamız pişmeye başlamış. Nar gibi kızarmaya başlamış. Biraz daha kızarsın. İçi daha güzel bir şekilde pişsin diye ben biraz daha bekleteceğim. Hatta siz şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Evde zamanımız çok olacağı için altını biraz kısıp 160-170 dereceyle de pişirebilirsiniz. Fırınımızı kapatıyorum. Bu şekilde ben bir 10 dakika daha fırında bekleteceğim. 10 dakika daha bekletildikten sonra ondan sonra baklavamızı, sunumumuzu gerçekleştirmiş olacağız. Hemen Nülfer Hanım tekrardan şöyle salçamızı da kavurdu. İçine çok hafif biraz suyumu ilave edeceğim. Hemen. Çok güzel bir renk aldı ustam. Özellikle şöyle Sera salçaları ve baharatları ile birlikte. Değil mi? Güzel bir görüntü oluştursun. Hemen. Çok fazla su ilave etmedi. Çok hafif biraz su ilave etti ki o hem kendi şöyle salçanın topaksa kendi biraz bıraksın. Hem de tavuğumuz da iyi bir şekilde pişsin. Ve en son olarak içine biber ve domatesimizi ilave ettikten sonra hünkar beğendiğimiz sevgili izleyicilerim şöyle güzelce bir şekilde hazırlamış olacak. Dilerseniz hemen yavaş yavaş şöyle patlıcanlarımız hazır. Közledik, onları şöyle beğendiğimizi hazırladık. Ondan sonra tavuğumuz da hazır. Biz sizlerle beraber zeytinyağlımızın da listesini alalım. Bir de güzel değil mi? Bamya yapalım. Nülfer Hanım sabırsızlanıyor. Onun için hemen hazırlayalım. Evet, şöyle zeytinyağlı bamyamızın da malzeme listesi ekranlara gelsin sevgili izleyenler. Evet. Ustam bugün iki kavanozdan yapacak sanırım. İki tane kavanozdan şöyle evet. Hemen yapalım değil mi? Çok güzel olacak inşallah. Evet, hemen sevgili yönetmenimiz gönderdi şöyle. Zeytinyağlı Sera bamyamız için de sevgili izleyenimlere kullanacağız. İki kutu hemen Sera konserve bamyamız var, onu kullanacağız. Ondan sonra bir adet kuru soğan kullanıyoruz. İki diş sarımsak kullanacağız. İki adet domatesimiz, bir tatlı kaşığı kadar tuzumuz var. Ondan sonra bir tatlı kaşığı kadar Sera karabiberimiz ve pulverimiz var. Dört yemek kaşığı kadar Kristal Riviera zeytinyağımız var, onu da kullanacağız. Hemen iki kutu Sera konserve bamya, bir adet soğan, iki diş sarımsağımız, iki adet domates, üç adet şöyle sevgili izleyenimiz. Hemen iki veya üç adet kullanabilirsin. Bir tatlı kaşığı kadar tuz ve bir tatlı kaşığı kadar Sera karabiberimiz, pulverimiz var. Hemen dört yemek kaşığı kadar Kristal Riviera zeytinyağı kullanacağız. Öncelikle soğan ve sarımsağımızı kavuracağız. Kristal Riviera zeytinyağımızla beraber onları kavurduktan sonra hemen hafif biraz içine baharatlarımızı ilave edeceğiz. Ondan sonra suyumuzu içine ilave edeceğiz sevgili izleyenim. Suyumuzu verdikten sonra içine güzelce bir şekilde bamyalarımızı da göndereceğiz. İçine bir tane
tane de limonumuzu ilave edeceğiz daha güzel bir şekilde hazırlaması için. Biraz hafif ekşimsi bir tadı olursa daha lezzetli olacak. Ondan sonra bamyamızı da içine ilave edeceğiz. Domatesle beraber güzelce bir şekilde kaynayacak. 10-15 dakika kadar kaynatıldıktan sonra ondan sonra zeytinyağlı bamyamız hazırlanmış olacak. İnşallah size de afiyetle yemiş olacaksınız. Evet ustam, ellerine sağlık. Çok teşekkür ettim Lütfer Hanım. Şöyle hünkâr beğendiğimiz de hemen hemen hazır diyelim. Hazır diyebiliriz. Bunu şöyle güzelce bir şekilde kenara alacağız. Kısık bir ateşte pişmeye devam etsin. Altını hafif biraz daha kıstım. Evet şimdi şöyle ustam bir an önce zeytinyağlı bamyaya geçmek istiyoruz. Değil mi? Sabırsızlanıyorsun. Sen şöyle hazırlıklarını yaparken biz de kısa bir araya gidelim o zaman tamam, hemen. Tamam. Kısa bir aradan sonra tekrar sizlerleyiz. Bizden ayrılmayın. Minik ya. Tekrar sizlerle sevgili izleyiciler, sevgili hanımlar. Hemen ustamıza dönelim bakalım neler yapmışız. Evet ustam. Evet şimdi Nülfer Hanım ilk önce bir fırınımıza göz atalım. Şöyle fırından bakalım. Fırından mis gibi kokular gelmeye başladı baklavamız sevgili izleyenler. Baklavamız ne durumda? Hop. Evet şöyle evet. Bir gelsin sevgili izleyenlerimiz. Şöyle güzel bir şekilde değil mi? Harika görünüyor ustam. Mar gibi kızarmış. Çok güzel kızarmış sevgili izleyenler. Şöyle yakından da gördüğünüz gibi hemen çok iyi bir şekilde baklavalarımız hazırlandı. Güzelce bir şekilde kızartıldı ve ondan sonra hemen üzerine şerbetimiz. Evet bu arada ben de hemen. Sizden ricam. Ustam bamyamızın soğanlarını mı kavuruyoruz? Evet şöyle zeytinyağlımızı hazırlayacağız hemen. Seninle beraber. Şöyle sevgili izleyenlerimiz soğutmuş olduğumuz üzerine şerbetimiz cos edecek ve güzel bir şekilde şöyle yavaş yavaş şerbeti çekmesi gerekiyor. Bolca hemen şerbetimizden üzerine gezdirelim. Baklavamız. Harika hemen. Görünüyor ustam. Değil mi? Üzerine. Bolca şöyle. Şöyle hala baklavalarımız kıpır kıpır. Şerbeti kıpır, de gördü. Değil mi? El avuca sığmıyor diyorsun. Evet. Bir an önce bizi Nilüfer Hanım yesin diye bekliyorlar beni. Evet heyecanlanıyorlar. Şöyle bile bir zaten kullanırsak sevgili izleyenimiz şerbetimiz de yetecek. Ve kendimize güzel bir baklava hazırlamış olacaksınız inşallah. Hop evet. Şimdi kalan şerbetimizi de üzerine gezdirelim. Evet. Evet, baklavamız harika görünüyor. Hazır. Çok teşekkür ettim. Şimdi sevgili izleyenimiz baklavamız hazırlandı. Güzelce bir şekilde şerbetimize içine ilave ettik. Yavaş yavaş şerbetini çekmeye devam etsin. Biraz sonra sunumumuzu yapacağız. Onu ben şöyle kenara doğru alıyorum. Yavaş yavaş biraz da sunumumuzu yapacağız. Tekrardan zeytinyağlımızı hazırlayacağız. Bunun için ne yapıyoruz? Sera'nın birbirinden güzel ürünlerle biz ne yapıyoruz? Yemeklerimizi yapıyoruz, zeytinyağlarımızı yapıyoruz, tatlarımızı hazırlıyoruz. Ve şöyle konserve bamyamızı sevgili izleyenimiz. Gördüğünüz gibi bununla beraber güzel bir zeytinyağlı hazırlayalım. Hemen suyunu süzelim. Şöyle. Şöyle tavuklu hünkâr beğendiğimiz de hazır sanırım usta. Onu da Nüfer Hanım ben şimdi birazdan hemen evet. Sunumunu yapacağım. Bu arada bir telefon bağlantımız varmış hemen alalım. Alo. Alo. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı yorumlar. Çok teşekkür ederim. Her gün zevkle seyrediyorum. Çok teşekkür ederim. O kadar güzel yorumlar yapıyorsunuz ki yani bayılarak seyrediyorum. Anlatamıyorum sözlerle sizlere. Çok teşekkür ederiz. Ustanın verdiği bilgiler o kadar sahne, o kadar pratik. Yani zevkle dinliyorum. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Cemile Hanımcığım bizi Almanya'dan arıyorsunuz. Evet, Almanya'da Kilden kentinden arıyorum. Her Allah'ın günü arıyorum. Fakat bugün ilk olarak çıkarabildim ve çok memnun kaldım. Çok sağ olun. Dediğim gibi Abdullah Usta ve Sarık için sizleri öpüyorum iyi yorumlarınız için. O kadar güzel bilgiler, pratik ki ben zevkle seyrediyorum. Herkese de tavsiye ediyorum. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Olsun. Bizi izlemekten vazgeçmeyin Cemile Hanımcığım. Cemile Hanım şöyle bağlandınız. Teşekkür ederiz. Ben size hemen bir soru sormak istiyorum. Şöyle Sera'nın ürünlerini kullanıyor musunuz efendim? Tanımaz olur muyum yavrum? Almanya gibi yerde yetişip de yaşayıp da bu Türkiye'nin Sera'nın yani ürünlerini kullanmamak insanın evet. Elinde mi acaba? Çok güzel. Hepsi devamlı birbirinden lezzetli. Bütün ürünlerini kullanıyorsunuz o zaman Cemile Hanım hemen hemen. Tabii ki yavrum. Hemen hemen bütün ürünleri kullanıyoruz hepimiz. Evet hepsi birbirinden güzel ve lezzetli ürünler gerçekten. Şöyle programımıza evet. Katıldınız çok teşekkür ederiz. Ve şöyle Sera'nın hediye paketinde kazanma şansını yakalamış oldunuz.
Esas ben sizlere çok teşekkür ediyorum. Abdullah Usta'ya ve sarı kızım, güzel kızıma sana. Çok teşekkür ederim. Başarılar diliyorum devamlı sizlere. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Allah'a emanet olun. Almanya'ya da sevgiler, selamlar. Buradan kocaman öpüyorum ben de sizi Cemile Hanımcığım. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. İyi günler. İyi günler. Yavrum. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Çok teşekkürler. Sağ olun. Bizden de sevgi selamlar olmuş. Olmuş olsa değil mi böyle izleyicilerimizin? Şöyle izleyicilerimiz bizi takip ettikçe o kadar çok mutlu oluyorum ki ustam. Sağ olsunlar, bizleri yalnız bırakmadı. Şöyle sabaha kadar program yapmak geliyor içimden böyle. Her gün yapalım, sabaha kadar olsun. Evet, sağ olsunlar. Çok sağ olsunlar, eksik olmasınlar. Bizleri yalnız bırakmıyorlar. Evet. Şimdi sevgili izleyenlerimiz, Serer'le beraber şöyle güzelce bir şekilde baklavamızı hazırladık. Zeytinyağlı bamya dedik. Tabii canımız şöyle bugün bamya yapmak istedi. Zeytinyağlı bamya ne yapacağız? Önce kristal veya zeytinyağımı ben tencereme ilave ettim. İçine soğan ve sarımsağımızı ilave ettik. Ve onlarla beraber güzelce bir şekilde soğan ve sarımsağımı kavurduktan sonra pembe bir hemen şöyle pembeleşene kadar kavurdum. Ondan sonra içine baharatlarımı ilave ettim ve ondan sonra sıcak suyumuzu içine ilave ettik. Kaynamaya başladı. O yavaş yavaş kaynamaya başladıktan sonra şöyle bamyamız, kullanacağımız kadar hemen bamyamızı içine ilave edelim. İşte bamyamız o kadar güzel gözüküyor ki sevgili izleyenler, şöyle taze taze. Evet. Ve çok lezzetli. Ustam geçen hafta yapmıştı bamya. Büyük şöyle yoğun istek üzerine, özellikle de benim baskım üzerine tekrar yapmak zorunda kaldı. Sağ olsun, beni de kırmadı. Çok teşekkür ederim Nilüfer Hanım. Şimdi bamyamı da ben içine ilave ettikten sonra sevgili izleyenler çok fazla karıştırmayacağız, hırpalamayacağız ki bamyalar içinde daha tane tane güzel bir şekilde hazırlansın. Ve güzel bir şekilde içine suyumuzu ve baharatlarınızı ilave ettiniz. Ondan sonra tuzumuzu da hafiften ayarlayalım. Biraz tuzumuz. Ondan sonra limon suyumuz. Şöyle biraz limon suyumuzu sıkalım. Ve yarım limonumuzu ben içine ilave edeceğim. Ustam ben sana diyorum, nazar var. Nazar var. Nazar bir var. De şöyle bir şey var. Şimdi elimizde eldiven olduğu için ister istemez. O birazcık da kayıyor. Aslında ben en çok korktuğum nerede? Evet. Bir ara ben diyorum ki elimde şöyle tabak kayacak veya da onda korkuyorum. Bunun da önemli şey de değil. Olur. Limonumuzu da içine ilave ediyoruz sevgili izleyenlerimiz. Limonumuzla beraber tenceremizin kapağını kapatalım. Evet. Şöyle. Ondan sonra bir tane domates yeterli gelecek. Domatesimi de ben hemen kuşbaşı şeklinde, biraz daha içinde belirgin olmasını istiyorsak sevgili izleyenlerimiz, biraz daha iri iri mi? İri bir şekilde de doğrayabiliriz. Evet, bu arada bir telefon bağlantımız varmış. Tamam, hemen alalım. Hemen alalım. Alo. Alo. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hoş bulduk. Ben Zeki Sarıtaş, Almanya'dan arıyorum. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de iyi. Sizlerin sesini duyuyoruz. Daha iyi oluyoruz. Sağ olun. Çok güzel şeyler yapıyorsunuz. Şey soracaktım. Abdullah Usta Hünkar beğendi yaptı da kaşar koymadı. O dikkatimi çekti. Kaşar konmuyor muydu? Kaşar peyniri ise isteğe göre. Eğer isterse kullanabilirsiniz. İsterse kullanmayabilirsiniz. Eğer kullanmak isterseniz biliyorsunuz biz daha önceki programlarımızda kullanmıştık kaşar peynirini. Onu hangi aşamada ben kullanıyorum? Şimdi birazdan ben sunumunu yapacağım. Tabaklarımızı aldıktan sonra üzerine kaşar peynirini rendeleyeceğiz. Onun üzerine tavuklarımızı koyacağız ki beraber güzel bir şekilde erisin. Evet. Güzel bir görüntü oluştursun. Şimdi onu merak etmiştim. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Hemen ben size bir soru sormak istiyorum. Şöyle Sera'nın ürünlerini kullanıyor musunuz efendim? Evet, kullanıyorum. En çok hangi ürünü kullanıyorsunuz? Salçasını, purşu, sarça, o gibi şeyler evet. Evet, çok kullanıyorum. Evet, çok teşekkür ederiz. Bakliyat o zaman kullanıyorum. Şöyle programımıza katıldınız ve Sera'nın hediye paketini kazanma şansını da yakalamış oldunuz. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Afiyetle yiyin inşallah diyoruz. Oldu, sağ olun. Çok size de iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun, çok teşekkür ederiz. Kocaman öpüyorum sizi, Almanya'ya da sevgiler, selamlar diyoruz. Ben de sizi öpüyorum, hoşça kalın. Sağ olun, güle güle. Bizden de selamlar olmuş olsun. Evet ustam, şöyle bamyamız. Bamyamız hazır Nilüfer Hanım. Ben şimdi bugün tatlıyı falan görmüyorum ustam. Değil mi? Onu artık ben size hemen bırakacağım. Ben yavaş yavaş diğer sunumlarına başlamış olacağız. Şimdi sevgili izleyenlerimiz, ilk önce şöyle güzel bir tavuklu hünkar beğendimiz hazır. Onu sunumunu yapalım sizlerle beraber. Şöyle. Patlıcanlarımız hem çok patlıcan güzel şöyle. Çok güzel ve çok güzel kokuyor. Çok da güzel kokuyor ve çok da güzel bir lezzet sevgili izleyenlerimiz. Hemen sizler de evlerinizde böyle farklı sunumlar, güzel yemekler yapmak ben istiyorsanız. Ben denemeyip hemen şöyle bir kaşık tadına tamam, bakmak istiyorum. Tamam, siz tadına bakın. Ben de bir yandan sunumuzu şöyle hazırlayalım sevgili izleyenlerimiz. Hemen tabaklarımız gelsin. Kaç tane tabak kullanacaksak tabağımızı alalım. Hemen. Hünkar beğendiğimizde şöyle tavuklar da çok yakıştı ustam. Değil mi? Çok güzel bir görüntü oluşturuyor.
İlk önce şöyle beğendiğimizi sevgili izleyenlerimiz tabaklarımıza gönderelim. Hemen kullanacağımız kadar pay veya da hangi tabağı ne kadar kullanacaksa sizler kendiniz pay edeceksiniz. Bunu şöyle bir tanesinde düz bir tabağımıza ilave edelim. Buradan da biraz daha güzel bir görüntü ortaya çıksın. Evet. Hemen hazır. Diğerinde düz geniş tabağımızın içine şöyle ilave edelim yavaş yavaş. Beğendiğimiz hazır sevgili izleyenlerimiz. Bolca. Yalnız tadı da harika olmuş usta. Değil mi? Çok güzel bir hem kokusu var hem de tadı var. Renk olarak da hani böyle patlıcan genelde normalde biz yaptığımız zaman kararır ya. Yani bembeyaz gözüküyor şu anda ve bir, çekirdek yok sevgili izleyenler. Bir de seni kurtardı değil mi? Yani burada evet. Patlıcanlar ısıyordu, uğraşıyordu değil mi? Şimdi. Seray'a buradan çok teşekkür ediyorum. Benim bir dertten kurtardılar diyorsun. Şimdi ilk önce sevgili izleyenlerimiz güzelce bir şekilde hemen bakalım tavuklarımız, sere salçamız da ve şöyle bakalım nasıl bir oldu ilk önce. Of. Değil mi? Mis gibi ustam ellerine sağlık. Çok görüntü mükemmel, sunum çok güzel. Şöyle değil ustam mi? Yine tablolar yaptı bize. Rengarenk sunumlar. Teşekkür ettim. Güzel. Çok teşekkür ederiz ustam. Ben teşekkür ettim. Evet şöyle izleyenlerimiz de yakından görsünler. Evet bu da sizin. Çok teşekkür ederim ustam. Afiyet olsun. Hemen. Tekrar diğer sunumumuz. Sunumumuz gelsin. Şurada hemen bir şey dikkatimi çekti. Şöyle alabiliriz. Evet. Şöyle sevgili izleyenlerimiz gördüğünüz gibi hem kristal rive zeytinyağımızda hem sera şöyle salçamız, baharatlarımız ve közlemiş patlıcanımızla ne yapabiliriz? Kendimize daha güzel ve farklı bir hünkâr beğendi hazırlayabiliriz. Tavuklu hünkâr beğendimiz hazırlandı. Bunu da üzerine suyunu da kesinlikle israf etmeyeceğiz. Bunun içine şöyle ekmeğimizi bana yiyeceğiz inşallah. Yani gerçekten harika gözüküyor. Yani çok teşekkür ettim lütfen. Yeme de yanında yat derler ya ustam. Aynen öyle. Görüntü sunum çok güzel. Ellerine sağlık. Çok teşekkür ettim. Şöyle. Hemen. Şöyle bamyamız da yavaş yavaş pişmeye devam ediyor. Onu da biraz daha sunumunu yapacağız. Ben tekrardan tabaklarımı alayım. Şimdi sevgili izleyenlerimiz gelsin bakalım tabaklarımız. Baklavamız şerbetini yavaş yavaş çekti. Ona da biz sizlerle beraber bir göz atalım. Bakalım ne durumda, nasıl oldu. Biraz daha dediğimiz gibi sizler dinlendirebilirsiniz. Ama çok fazla zamanımız olmadığı için size hemen bunları göstermemiz gerekiyor. Biz de şöyle sevgili izleyenlerimiz yavaş yavaş. Harika görünüyor ustam. Değil mi? Şöyle tam kıvamında olmuş. Çıtır çıtır sesler geliyor. En sevdiğim baklava türü ustam. Şöyle çıtır çıtır olacak değil baklava. Mi? Hemen şöyle bir ayıralım. Şöyle kristal rivera zeytinyağıyla da harika oldu. Bunlar yapabiliriz şöyle güzel tatlılar. Şimdi bunda tereyağı sevgili izleyenlerimiz gördüğünüz gibi biz tereyağı kullanmadık. Kristal rivera zeytinyağımızı hazırladık. Hem tatlımız daha güzel oldu hem daha farklı bir şekilde kızarması da daha iyi bir şekilde kızartıldı. Ondan sonra şöyle bir alalım. Bakalım nasıl bir görüntü ortaya çıktı. Hop bir tanesini de üste koyabiliriz. Ne kadar güzel bir şekilde kat kat hazırlandığında izleyenlerimize görmüş olsun değil mi? Şöyle evlerinizde yapabileceğiniz gayet kolay ve gayet pratik bir baklava tarifi sevgili izleyenler ve mükemmel evet. Görünüyor. Çok teşekkür evet, ettim. Evet ustam ellerine sağlık. Sağ olasın sizin de elinize sağlık Nilüfer Hanım. Ve bunu da sevgili izleyenlerimiz şöyle hemen tabağını ayırmış oraya Nilüfer Hanım'a ikram edelim. Artık şöyle sevgili kameramanım şöyle haftayı beni kapatmak gör. İçin değil mi? Şöyle önüm tabak bütün menüleri ustam sağ olsun önüme getirdi. Yeter biraz daha koyalım Nilüfer Hanım. Ustam o tepsi benim zannediyordum ben. Yani tepsi o zaman bir şöyle yapayım. Tepsiyi ben hemen size ikram edeyim. Hemen şöyle sevgili izleyenlerimiz gördüğünüz gibi baklavamız da hazırlandı. Baklavamız da hazırlandıktan sonra şimdi bamyamıza bir göz atacağız. Şöyle bir bamya mis gibi kokmaya başladı. Ben hemen şöyle bir bakmak istiyorum. Değil mi? Harika. Mis gibi kokuyor sevgili izleyenler. Çok da güzel bir sunum oldu. Biraz şimdi, daha pişmesi gerekiyor mu ustam? Şöyle birkaç dakika daha pişmesi hı-hı. Gerekiyor. Sevgili izleyenlerimize programımızın sonunda isterse sunumunuzu yapalım. İster misin o şekilde yapalım? Dilersen hemen neler yaptığımıza bir göz atalım. Evet şöyle öncelikle baklavamızı yaptık. Evet. Şöyle baklavamızın malzeme listesi ekranlara gelsin. Bakalım neler yaptık. Evet sevgili izleyenlerimiz şöyle Serah ile beraber sizlere çok güzel bir baklava hazırladık. Onun listesini bir alalım.
Fındıklı baklavamız için sizler de sevgili izleyenimiz evlerinizde kendinizi yormadan hazır yufkayla, şöyle baklavalık yufkayla tatlınızı hazırlayabilirsiniz. Bunun için ne kullanıyoruz? Bir paket hemen baklavalık yufkamız var, onu kullanıyoruz. Ondan sonra 300 gram kadar hemen sera fındığımız var, onu kullanacağız. Ve içine 300 gram kadar kristal rive zeytinyağımızı kullanacağız. Biz içine tereyağı kullanmadık, kristal rive zeytinyağımızı kullandık. Çok güzel yakıştı ve farklı bir lezzet kattı. Ve ondan sonra şerbetimiz içinde 4 su bardağı kadar su kullanıyoruz. 4 su bardağı kadar toz şekerimiz var. Bir dilim taze limon kullanıyoruz veyahut da sera limon suyumuzu içine ilave edeceğiz. İlk önce şerbetimizi sevgilim hemen tenceremize göndereceğiz. Şekerimizi hafif karamize edeceğiz. Güzel bir renk alması gerekiyor. Ondan sonra güzel bir renk aldıktan sonra içine suyumuzu ilave edeceğiz. O yavaş yavaş kaynamaya başlayacak. Ondan sonra içine sera limon suyumuzu veyahut da normal taze limonumuzu içine ilave edeceğiz ve güzel bir şekilde kaynamaya devam edecek. Şerbetimiz kaynadıktan sonra kenara alıp onu iyice bir soğutmamız gerekiyor. Ondan sonra tepsimizin altını kristal rive zeytinyağımıza hafif bir yağlayacağız. Hemen güzelce bir şekilde baklavamızın yufkalarını kat kat hemen yağımızla beraber güzel bir şekilde yağladıktan sonra ortasına kadar aynı işlemimizi devam edeceğiz. Ortasına sera fındıklarımızı güzelce bir şekilde sereceğiz. Sevgili izleyenlerimiz, fındıklarımızı da serdikten sonra ondan sonra güzelce bir şekilde üzerini tekrardan aynı işlemle kapatacağız. Ondan sonra dilimler halinde iyice keseceğiz ve kestikten sonra tekrardan hemen kristal rive zeytinyağımızla üzerini hafif bir gezdireceğiz. Fırçamızla yağlayacağız. Ondan sonra fırına gönderiyoruz. Fırında 45-50 dakika 160-170 derece aralıklarında iyice bir pişmesi gerekiyor. Üzeri nar gibi kızarana kadar biz pişirmeye devam ediyoruz. Ve iyice piştikten sonra ondan sonra alacağız. Soğutmuş olduğumuz şerbetimizi de üzerine ilave edeceğiz. Şerbetimiz 4 su bardağı kadar su. 4 su bardağı birebir olsun ki hem çok fazla hamurlaşmasın. 4 su bardağı da toz şekeri kullanıyoruz. Sevgili izleyenlerimiz, şerbetimizi de üzerine ilave ettikten sonra dinlendireceğiz. Ondan sonra afiyet yiyeceğiniz çok güzel bir baklava olmuş olacak. Hemen şöyle ikincisine geçelim. Tavuklu hünkâr beğendiğimiz için. Tavuklu hünkâr beğendiği için de 400 gram kadar kuşbaşı etimiz var. Onu kullanıyoruz. 1 adet kuru soğanımız, 3 adet hemen sera sarımsak, 3 diş sera sarımsak, sera sarımsağımızı onu kullanacağız. Ve 2 adet domates kullanıyoruz ve 5 adet karışık biber kullanacağız. Biber istersen biraz daha fazla veya az da kullanabiliriz. 2 yemek kaşığı kadar sera salça kullanıyoruz. 1 kilo kadar sera közlenmiş patlıcan ezmemiz var. Onu kullanacağız. Ondan sonra 2 yemek kaşığı kadar unumuza 1 su bardağı kadar süt kullanıyoruz. Hemen 1 tatlı kaşığı kadar sera karabiberimiz, pulberimiz var. Onu kullanacağız. 1 tatlı kaşığı kadar tuz kullanıyoruz. 4 yemek kaşığı kadar kristal hemen şöyle rive zeytinyağımız var. Onu kullanacağız sevgili izleyenlerimiz. 400 gram kadar kuşbaşı etimiz, 1 adet soğan kullanacağız. 3 diş sera sarımsak kullanıyoruz. 2 adet domates, 5 adet karışık biberimiz, 2 yemek kaşığı kadar sera salçamız var. Onu kullanacağız. Biz karışık kullandık. Çok yakışlı ve güzel bir görüntü çıktı. 1 kilo kadar sera közlenmiş patlıcan ezmemiz var. Onu kullanıyoruz. 2 yemek kaşığı kadar un, 1 su bardağı kadar süt kullanıyoruz ve 1 tatlı kaşığı kadar sera karabiber ve pulber kullanıyoruz. 1 tatlı kaşığı kadar tuzumuz var. 4 yemek kaşığı kadar kristal rive zeytinyağımız var. Öncelikle hemen tenceremize beğendiğimizi hazırlayacağız. Onun için kristal rive zeytinyağımı ilave ettim. Ondan sonra unumuzu içine ilave ediyoruz. Ve unumuzu güzelce bir şekilde kavurduktan sonra hafif karabiber ve tuzumuzu ilave ediyoruz. Ve ondan sonra çok az bir sütle açıyoruz. Onu sütle beraber açtıktan sonra sevgili izleyenlerimiz güzelce bir şekilde hemen ne yapacağız? Közlemiş olan şöyle serra, şöyle kutu konservelerimizi onları içine ilave edeceğiz. Hemen közlenmiş patlıcanımızı da içine ilave ettikten sonra güzelce bir şekilde karıştıracağız. Ondan sonra beğendiğimiz hazırlanmış olacak. Beğendiğimiz hazırlandıktan sonra servis edeceğimiz tabaklarımızı içine alacağız. Onu aldıktan sonra ayrı bir tenceremizin içine soğan sarımsağımızı kavuracağız. Ondan sonra tavuğumuzu içine ilave edeceğiz, kavuracağız. Sera baharatlarımızı içine ilave edeceğiz. Ondan sonra sera salçamızı içine dahil edeceğiz. Onlarla beraber iyice bir kavurduktan sonra hafif bir suyumuzu içine ilave edeceğiz. Suyu da ilave ettikten sonra ondan sonra içine biraz domates ve biberimizi ilave edeceğiz. Domates biberle beraber biraz daha kavurduktan sonra hemen etimiz hazırlanacak. Ondan sonra servis ettiğimiz tabaklarımızın üzerine güzelce bir şekilde onun sunumunu yapacağız ve afiyetle yiyeceğiniz çok güzel bir tavuklu hünkâr beğendi olacak. Sizler de afiyetle yemiş olacaksınız inşallah. Şöyle bamyamız için de bir göz atalım. Zeytinyağlı şöyle sera bamyamız için de sevgili izleyen hemen 2 kutu sera konserve bamyamıza onu kullanıyoruz. Ondan sonra 1 adet kuru soğanımız var. 2 diş sarımsağımız var. 2 adet domates kullanıyoruz. 1 tatlı kaşığı kadar tuzumuz var. Ondan sonra 1 tatlı kaşığı kadar sera karabiberimiz ve pulberimiz var. 4 yemek kaşığı kadar kristal rive zeytinyağımız var. Onu kullanıyoruz. Hemen ilk önce ne yapacağız? Güzelce bir şekilde tenceremizin içine
kristal rive zeytinyağımızı ilave edeceğiz. Ondan sonra soğan sarımsağımızı ilave edeceğiz. Onları iyice kavuracağız. Onları iyice kavurduktan sonra hemen içine baharatlarımızı ilave edeceğiz. Ondan sonra suyumuzu içine ilave edeceğiz. O iyice bir kaynayacak. O kaynadıktan sonra hemen iki kutu şöyle kutu konserve şöyle bamyamızı hemen süzeceğiz. Onu süzdükten sonra içine ilave edeceğiz. Tekrardan kaynamaya devam edecek. Yarım limon içine ilave edersek daha ekşi ve güzel bir lezzet elde etmiş olacağız. Hemen limon suyumuzu veya da limonumuzu da içine ilave ettikten sonra kaynamaya devam edecek. Ondan sonra içine bir adet domatesimizi de ilave edeceğiz. Domatesle beraber tekrardan bir 10-15 dakika iyice bir kaynayacak. İyice bir kaynadıktan sonra afiyet yiyeceğiniz çok da güzel bir bamya olmuş olacak inşallah. Evet ustam, ellerine çok sağlık. Gerçekten bugün de çok güzel yemekler yaptın bizlere. Programımızın da sonuna geldik. Son olarak neler söylemek istersin? Hemen alalım senden. Evet, buradan bizleri izleyen herkese canı gönülden sevgi ve selamlarımızı göndermiş olalım. Yarın yine birbirinden güzel yemeklerimize burada olacağız. Şimdiden hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Kalın sağlıcakla. Çok teşekkür ederiz ustam. Ben teşekkür ederim Lütfen Hanım. Evet sevgili izleyiciler, sevgili hanımlar, programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle afiyetle kalın, hoşça kalın.